kayıtlarını da gördük. Bunu gözümüzle şahit olduk. Bu merak nereden geliyor? Nasıl başladı? Trabzon'da bir derneğiniz de var. Türkiye genelinde de olduğunu biliyoruz. Bir anlatır mısınız kısaca? Bu sevdalık bizde küçük bir sınıfları vardı. Bu işi 12-13 senedir yapıyoruz. Profesyonel olarak, resmi olarak da 3-4 senedir devam ediyoruz. Trabzon'da DNA'mızı kuralı da 1 sene oldu. Şu anda Türkiye genelinde 30 tane dernek var. Federasyon var. Bunlar federasyona bağlı dernekler. Federasyon Başkanımız Ömer Kılıçoğlu nezdinde çalışmalarımız devam ediyor. Dünyanın her yerinden süs hayvanlarını getirip Türkiye'de üretip bunları Türkiye'deki hobidaşlarımıza üretip kazandırıyoruz. Bunun dışında seminerler düzenleniyor federasyon tarafından. Üçüncü semineri yaptık İstanbul'da, Ankara'da, Afyon'da. Nasipse dördüncü semineri de 3-4 ay sonra Trabzon'da yapacağız. Yurt dışından hakemler gelecek. Irkların özelliklerini anlatacaklar. Bu yönde bir seminerlerimiz oluyor. Bir hafta önce Trabzon'da müzayede yaptık. Bu müzayedeye Türkiye'nin her şehrinden 600-700 tane insan, dernekler, federasyon başkanı katılım yaptılar. Çok güzel bir organizasyon oldu. Trabzon derneği olarak da Trabzon Gugullüsü üzerinde bir çalışmamız var. Bu da bizim yöresel, kendi ırkımız, dedelerimizin, atalarımızın baktığı ırk. Federasyon Başkanımız Ömer Kılıçoğlu, Akdeniz Üniversitesi'nden Demir Özdemir Hocamız, İstanbul Üniversitesi'nden de Uğur Yıldırım Hocamız, işte gelip Trabzon'da çalışmalara destek veriyorlar. Bu hayvanlardan kan örnekleri alarak ırkını tescil edeceğiz. Bizim kendi milli ırklarımız Osmanlı Sultanı, Denizli, Hacı Kadın, Gerze, İsvenç, bunlar biliniyordu. Bunlara Trabzon Gugullüsü'nü de Trabzon DNA olarak ekleyeceğiz. Peki, bir dakika. Peki, tabii masraflı bir uğraş, hobi olarak görünüyor gördüğümüz kadarıyla. Çok değişik ırklardan süs tavukları var çiftlikte. Peki bir anlatır mısınız, yani nedir masrafı, tabii fiyat olarak da satın alınabiliyor mu, satıyor musunuz, fiyatı nedir? İşte bazen okuyoruz, duyuyoruz, işte mavi yumurtaydı, değişik yumurtaları olduğu söyleniyor bu tür hayvanların. Biraz onlardan bahseder misiniz? Tabii her hayvanın kendine göre özellikleri var. Kimi paçasıyla, kimi buluyla, kimi sakalıyla, kimi yumurta rengiyle gün yapmış hayvanlar. Bunlar dünyanın çeşitli ülkelerinde olan hayvanlar. Bunları Türkiye'ye getiriyoruz. Burada üretmeye çalışıyoruz. Fakat bu yönde sıkıntılarımız var tabii. Bunun maliyeti çok. Türkiye içinde de taşımacılıkla sıkıntı çekiyoruz. Bu yönde de çalışmalarımız var. Dernekler olarak biz Tarım İl Müdürlüğü'ne yazılar yazdık. Bunlar Ankara'ya bakanlığa gitti. Federasyonumuz, federasyon başkanımız da bu yönde çalışma yapıyor işte. Bu taşıma olayında mevzuatın değişmesi konusunda bakanlığımız da yardımcı olursa bu konuları açacağız. Tabii maliyetler niye çıkıyor? İşte taşımada olan sıkıntılarımızdan, yurt dışında getirirken gümrüklerde ödediğimiz paralardan dolayı maliyetler çıkıyor tabii. Bu konu üzerinde de bayağı sıkıntılarımız var. Peki Trabzon'da baktığınız bu işe ilgi nasıl, yani bu hobiye ilgi nasıl? Trabzon'da bu hobiye ilgi gün geçtikçe artıyor. Şu anda DNA'mızın 70'e yakın üyesi var. Bunlar bu ırklardan bakıyorlar, besliyorlar, üretiyorlar. Türkiye geneline bunların dağıtımını yapıyoruz. Yumurta olarak, çiftçi olarak. Yurt dışından talepler geliyor, gönderiyoruz. Çok güzel bir ilgi var, alaka var ve Trabzon'da da korkunç bir merak, heves var. Gün geçtikçe büyüyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Tamam, şu horozların...